Herkese selamlar dostlar belki de herkese selamlar sözcüğünü özleyeceğiniz bir döneme giriyoruz beyler ekran hemen gelsin duyurusunu da buradan yapmış olalım ee, yani yaş geldi çattı artık vatan beni bekler söyleyeyim sizlere ya bu bir aylık süreçte bu arada söyleyeyim bedelli olaraktan askerliğe gidiyorum 2 haziranda tam da liglerin bitmesini ayarlamıştım. Şöyle 7 Haziran'a kadar video gelecektir muhtemelen. Ben bu videoları erkenden çekiyorumdur ki oranlar daha açık değildir. Dediğim gibi vatan bizi bekler. Yaş geldi çattı artık. Bir ay bir ay bedelli olarak askerlik yapacağım. Haziran döneminde yine dediğim gibi videolarımız, grup paylaşımlarımız her şeyimiz devam edecek. Editörlerimiz ve yerime çok yakın ve daha tahminlere güvendiğim bir arkadaşım videoları seslendirecek. Yine ben iletişimde olacağım fakat dediğim gibi vatan ocağında olacağız. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Hayırlısıyla gidip geleceğiz bakalım. Bir ay zaten. Devam edelim. Maç skoru yarışmamız var. Sassuolo Fiorentina. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız e, Instagram üzerinden ulaşsınlar. Oradan zaten editörlerimizdir. Tespit edip, edip, grup linklerini atıp alacaklardır. Sassuolo Fiorentina maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Geçtim bu yanına. E, Instagram adresimizde Kangal Bey olaraktan da ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi alma, yaz dönemi vesaire her şey için buradan bilgi alabilirsiniz bilginize. Onun dışında devam edelim. Dün yüksek misli de yine çok güzel bir show yaptık. 3 tane yüksek misli verdim dün. En sol üstten başlayalım. 1500 misli Fenerbahçe alır ve 1.5 üst olarak değerlendirdim. Nesin oranı 1.30'du. Güzel kar yaptırdık buradan. Temiz Avrupa'da zaten çok daha yüksekli 1.50'ye yakın bir oranı vardı. Ki oran da çok düştü. 1.38 oranı vardı ben 1.30'dan attım. YouTube'da anlatırken bir 38'i 1500 lira ona bastık. Galatasaray'ın varına 750 TL önerdim. Bir 34 gibi orandan o da tertemiz geldi. Zaten maç yerden yarıdan 1-1 oldu. Sağda gördüğünüz yüksek misli ise dörtlü yüksek misliydi. Burada Fenerbahçe ve Adana Demir beni biraz zorladı. Bir 65 oranı vardı Avrupa için. 1000 misli de bunu önerdim. 650 TL de bundan aldık bu şekilde yüksek mislerimizde çok güzel bir şekilde devam etti. Diyerekten devam edeyim. Yüksek mislinin kasasından bahsetmek istiyorum sizlere. Yüksek mislinin kasası Haziran ayı içinde şu an 11 tane yüksek misli verildi. Şunu da söyleyeyim ben askerdeyken de yüksek misliler devam edecek. Yine dediğim gibi böyle kasa yönetimi şeklinde devam edecek. Şu ana kadar ben 11 tane yüksek misli verdim ve bunlardan 10 tanesi de başarılı oldu. Bir tanesi de başarısız oldu. Güncel kasa aşağıdaki gibi karımız şu an net. 4675 TL. Haziran ayına girmeden Haziran gruplarını açmıştık. Sebebi de benim askere gitmemdi. O yüzden şöyle belirteyim. Ee, 4675 TL zaten Haziran ayına girmeden karımızı yaptık. Geçtim. Bunu geçelim. Herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya da ara ara paylaşımlar gelecek yaz döneminde. Onun da bilgisini verelim. Oraya da yorumlar ve açıklama kısmından katılabilirsiniz. Oraya da katılmayı unutmayınız. Linkler aşağıda zaten mevcut diyerekten geçelim. Canlı maçlarla da zaten grupta özellikle editör arkadaşlarımız zaten canlı maçlarla ilerliyordu. Yine aynı şekilde yaz döneminde alt zaten Norveç, İsveç bunlar biraz para dağıtıyor. Aynı şekilde oradan da devam edilecektir. bununla bilgisini sizlere verelim. Dilerseniz videomuza geçelim. Ee, videoya şöyle artı 300 seviyesinde bir like'ları bekliyorum. Onun yanında da Sassuolo ile Fiorentina maç skoru sizlere sorduk. Değerlendirecekler bol şanslar. NBA maçıyla başlıyorum ben öncelikle. Denver'la Miami karşılaşması. Şimdi bu serinin arkadaşlar ilk mücadelesi olmasından kaynaklı. Serinin ilk karşılaşması olmasından kaynaklı Denver'ın evinde oynanacak bu mücadele. Şöyle ben açıkçası bu finali Denver'ın kazanmasını bekliyorum. Miami burada 3-0'dan 3-3'e getirdi Boston serisini. Ee pardon getirildi diyeyim ben sana. 3-0 öne geçmişken 3-3 getirdi. Son maçı da kazanmasını bildik ki o maçtan da çok güzel kazandık. Ben burada Denver'ın hem hücum yönünün hem de savunma gücüne güvenerekten de burada ev sahibini atacağız sayıyı önermek istiyorum. Ev sahibi 111.5 üst. 1.45 gibi oranı var. Bence ilk mücadeleyi kazanacaktır. Miami biraz savunmayı iyi yapıyor biraz ama yok içe önce ee, yok içe bir önlem alabileceklerini sanmıyorum. Zaten burayı de dışarıdan üçlüklerle birlikte destekle de verecektir. Ev sahibi 111 1.45 gibi orandan ideal denilir. Denver'ın zaten skor dağılımı çok oyuncuya dağıldığı için yani hangi birini önlem alacağım diyerekten de ev sahibini yönelmek mantıklı bu maçta. Gelelim skor maçımıza. Bu maçın oranları henüz daha açık değil fakat Avrupa'da oranın 1.45 gibi orandan KG var olaraktan açıldı. Yani Avrupa oranı KG varın 1.45 burada da muhtemelen 1.37, 1.38 bandında açılacaktır. Sassuolo'nun son maçını izledim zaten ki ben Bologna mücadelesine var olarak değerlendirmiştim. Arka arkaya 27 ve 28'de gelen gollerle birlikte KG var direkt geldi. 2 dakikada 2 gol gelerekten de çok temiz geldi. Şöyle bir mantık var İtalya'da ondan bahsedeyim. Şimdi her iki takım da hedefsiz olduğundan kaynaklı. Hem böyle vitrin maçı oluyor. Bazı oyuncular kendini ön plana çıkartaraktan da e, daha iyi transfer ne bileyim sözleşme bir tane oyuncular ekstra performans göstermek istiyor mesela. O yüzden rahat bir maç olur ve pozisyonlu bir maç olacaktır bence. Pozisyonlu maç olması asker olmasından dolayı da mücadele iki takımın atacağı golleri almaktan da mantıklı KG var olarak değerlendirebiliriz diyerekten düşünüyorum. Bordox'la Rodez karşılaşması. Ben Bordox'un oranı Avrupa'da 1.48. Baktım özellikle Avrupa oranlarını ona göre açılacaktır. Burada Bordox'un kesinlikle kazanması lazım. Buna ben size söyleyeyim. Ayın 2 Haziran'da yüksek misli maçı bu olur. Editöre de söyleyeceğim şimdi. Dedim ki bu maçı verdireceğim yani. Öyle söyleyeyim. Şimdiden ayarladım onları da. Yani Bordeaux'un Avrupa'da bir 48 oranı varsa burada 1.35 falandır. Mahsunu biri. Oranlar açıldan yapıştırırım bence. Bu takım ikinciydi. Geçen hafta kaybetti. Kötü de bir futbol oynadı aslında. Şimdi Rodez'de oynayacak. Ama Rodez'in de şöyle bir mevzusu var düşme potasında ondan dolayı yüksek ama Matsuno 1'in ben gelmesini bekliyorum. Bakalım gelir mi yatar mı bakacağız da Matsuno bir gelebilir. Onun dışında şöyle bir şey yapabiliriz. Maçta riskler çok alınca hangiden kaynaklı. Evin 2 golü de burada değerlendirme altına alınabilir. Ama evin burada mutlak kazanması lazım. Bu adamlar liderdi daha yeni nereye düştü? Kendini bilir. Lig 1'e yükseltemez. Yükselemezler yani. Mezle, Metsle Bastia karşılaşma, karşılaşması. Mesle geçen hafta ben değerlendirdim galibiyetini. Galip geldi. Şimdi onlar da evinde bırakmak istemeyecektir. Onun oranı da arkadaşlar Avrupa oranı 1.33 müydü? Öyle bir şeydi. Messi burada yani şöyle oran alır diye düşündüm. Ev sahibi galip gelir mi? Galip gelme ihtimali yüksek bence. Galip gelirken de nasıl galip gelir? Bundan bahsedelim en az 2 gol ataraktan galip gelebilir. Veya ev sahibi ilk yerden bir tane gol atabilir. Genellikle kendi evinde iki oynadığı maçlara baktığımız zaman da 18 maçta 25 tane gol atmış ve gollerin çoğunun ilk yerde attığını da söyleyelim. O yüzden ilk yerden de bir Mets galibiyeti golü gelebilir. Ama maç sonu 1 ve 1.5 üstü burada biraz daha idealden değerlendirmesini yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Sentetien ile Valenciennes mücadelesi. Bu mücadelede gollü geçmesi beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Her iki takım içeride dışarıda gollü maçlar oynuyor açıkçası. Hedefsiz iki takım olduğunu da söyleyelim bu iki takımın. O yüzden maçlara muhtemelen pozisyonla geçecektir. Ben bu mücadele, mücadeleyi de VAR seçeneğini önereceğim sizlere. Değerlendirmek isteyenler idealden VAR seçeneğini bu maçta değerlendirebilirler. Her iki takımın atacağı golleri burada değerlendirmek de mantıklı olacaktır. KG VAR olarak değerlendirmesini ben de yaptım. Toplamda 5 adet mücadele vardı. Hızlı bir anlatımla bunlar biraz daha şey videosu, stok videosu olarak değerlendirdim. Yani bültenden fikrimi merak edenler varsa oranlar açılmadan şöyle ayın 7'sine kadar atmaya çalışacağım. Saati gelince yayınlanacak. Videomuza like atıp, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Her like teröristlere bir kurşun olsun. Hadi sizin için sıkacağım. Görüşmek üzere dostlar.